İnnelhamdülillah, nahmedu ve nesta'inu ve nestağfiru ve na'udu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdillahi fela mudille ve men mudil fela hadiye la. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü emma ba'd. Arkadaşlar Camiu's Sahih okumaları devam ediyor. Kitab-ı Zekâ'dayız. 43. baptayız. 43. babımız babu fil kefâfi vel kanaati. Yetinme ve kanaat. Yani kişinin elinde olanı veya eline geçene kanaat etmesi, bununla yetinmesi, yani işte bana ihsan edilen budur. Dolayısıyla bununla ne yapması, bununla yetinmesi ve isyan etmemesi, işte harama, alemlere Rab olan Allah'ı razı olmayacağı şeylere tevessül etmemesi. Tabii böyle bir bab başlığı günümüz insanlar için zor olan bir durumdur. Çünkü günümüzde insanlar kanaatı tabir yerine ise rafa kaldırmışlar ve insanlar yetinmeyi bir türlü hayal dahil etmek istemiyorlar. İnsanlar daha çok sahip oldukça sahip olmak istiyorlar. Bu da doğal olarak dünyada olumsuz hadiselerin vuku bulmasına sebep oluyor. 43. babımız kısa bir bab. 125 nolu rivayetteyiz. Haddesene Ebu Bekir bin Ebi Şeybe. Bize Ebu Bekir bin Ebi Şeybe tahdis etti. Haddesene Ebu Abdurrahman el-Mukri. Bize Ebu Abdurrahman el-Mukri tahdis etti. An Said ibn Ebi Eyyub. O da Said ibn Ebi Eyyub'da. Haddeseni Şureybilu ve huve İbnu Şerik. Bize Şureyb o Şerik'in oğludur. Bana tahsis etti. An Ebi Abdurrahman el-Hulubi. O da Ebu Abdurrahman el-Hulubi'de. An Abdullah İbni Amr İbni As. O da Abdullah İbni Amr İbni As'ta. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kâle dedi ki, Kad eflaha men esleme. Ve ruzika kefafen ve kanatallahu bima atahu. Resulullah Müslüman olan, kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın verdiklerine karşılık kendisini kanat sahibi hisseden veya kanat sahibi olduğunu düşünen kimse kurtuluşa ermiştir dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kad eflaha men esleme. Muhakkak Müslüman olan kurtulmuş ve ruzika kefafen ve rızıklandırması konusunda yetinen ve kanatullah bima atehu ve Allah'ın kendisine vermiş olduğuna kanaat eden kimse kurtuluşa ermiştir diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kanaat bitmek, tükenmek bilmeyen bir hazinedir. Ama insanların ekserisi kanaatsız olduklarından dolayı dünyada dertleri daha da çoğalmaktadır. 126 nolu rivayetteyiz. Yine Ebu Hureyre aktararak diyor ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın Resulü dedi ki Allah'ım ec'al rizka Ali Muhammed'in kutten. Allah'ım Muhammed ailesinin rızkını kendilerine yetecek kadar kıl. Ne kadar önemli bir dua. Allah'ım Muhammed ehlinin yani Muhammed ailesinin rızıklarını kendilerine yetecek kadar onlara rızık kıl, onlara rızık ver diye dua etmiştir Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Toparlayacak olursak kanaat dünyada
huzur ve selamette olmanın işaretidir. Kanaatsizlik de hem dünyada hem de ahirette bedbahtlık sebebidir. Allah bizleri kanaat sahibi olan kimselerden kılsın. Geldik 44 nolu rivayete. Babu itai men sale bi fuhşin ve gilzamin. Çirkin ve kaba bir şekilde isteyene atiye verilmesi babı. Yani çirkin ve kaba bir şekilde istediği halde yine kendisine ne yapılması, istenen şeyin verilmesi babı. Şimdi insanlar tabii günümüzdeki insanlara işte böyle dil dökerek işte yani çeşitli övgülerde bulundukları halde insanlar yine de vermiyorlar. Ama bu bab başlığımız çirkin ve kaba bir şekilde istediği halde atiye verilmenin babı, bu bab başlığımız böyle. 127 nolu rivayete geldik. Haddesena Osman İbni Ebi Şeybe. Bize Osman İbni Ebi Şeybe tahdis etti. Ve Züheyr İbni Harbin ve Züheyr İbni Harb. Ve İshak İbni İbrahim El-Handaliyo. Ve İshak İbni İbrahim El-Handali kâle İshak'u. İshak dedi ki, ahbarana bize haber verdi. Ve kâler aharın ve diğer iki kimse dedi ki, haddesena Cerirun. Bize Cerir tahdis etti. Anil Amaş. O da Amaş'ta. An Ebi Vail, o da Ebu Vail'de. An Selman İbni Rebi'a, o da Selman İbni Rebi'a'da. Kale dedi ki, Kale Ömer İbni Hattab, Ömer İbni Hattab radıyallahu anh. Ömer İbni Hattab dedi ki, yani Ömer İbni Hattab dedi ki, Kaseme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kasmen fekultu vallahi ya Resulallah, La gayru haulâi kana ahakku bihim minhum. Hazreti Ömer diyor ki, Resulullah bir mal paylaştırıyordu diyor. Paylaştığında ben ona, ey Allah'ın Resulü, bu maldan bu paylaşımda başkalarının bunlardan daha fazla hakkı var dedim. Kale Resulullah dedi ki, innehum khayyaruni en yes'eluni bil fuhşi ev yubekhiluni felestu bibekhilin. Dedi ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bunlar ya çirkin bir şekilde benden mal istemek ya da cimri olduğuma hükmetmek arasında beni tercihe zorladılar. Ben ise neyim? Ben ise cimri değilim dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Felestu mübehilin. Ben cimri değilim dedi Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Geldik bu rivayetin devamı. Enes bin Malik diyor ki Allah'ın Resulü'yle beraber yürüyordum. Üzerinde Necran kumaşında yapılmış, kenarları sert ve kalın bir hırka vardı. Bir bedevi Resulullah'a yetişerek hırkasını sertçe çekti. Hırka boynuna gelen kısmına baktım. Bedevinin sert çekmesi sonucu hırkanın kenarı boynuna oturmuştu. Yani iz kalmıştı diyor. Daha sonra bedevi dedi ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a, ya Muhammed murli min malillahi lezi indeki. Bedevi dedi ki, ey Muhammed, elinde bulunan Allah'a ait olan mallarda bana verilmesini söyle. Yani emret ki bana işte Allah'ın mallarını versinler dedi bedevi. Kime dedi? Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Feltefate ileyhi Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam. فَدَحِكَ ثُمَّ اَمْأَرَ لَهُ بِعَتَيْهِ diyor ki Enes bin Malik. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bedeviye dönüp iltifat etti, yani güldü. Sonra da ona bir şey verilmesini emretti diyor Enes bin Malik. Bakın bu bedevi geliyor Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın elbisesinde, yani ridasında tutuyor. Öyle bir sert bir şekilde çekiyor ki elbisenin izi Resulullah'ın yakasında çıkıyor. Boynunda çıkıyor. Neticede daha da kabalaşarak bedevi diyor ki, söyle diyor, Allah'ın mallarında olan malları da bana versinler. Resulullah böyle dönüyor güzel bir şekilde ona. Yani böyle iltifatlı, yani ona iltifat eden tarzda onunla iletişime geçiyor ve gülüyor ve ona işte atiye
Yani istediği şeyler verilmesini emrediyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis başka bir isnatla da İshak bin Ebi Talha'nın Enes'ten rivayetiyle nakolunmuştur. İkrime bin Ambar'ın rivayetinde şu ziyade vardır. Sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendisine doğru sert bir şekilde çekti. Resulü aleyhissalatü vesselam Bedevi'nin göğsüne doğru döndü. Hemmam'ın rivayetinde ise Bedevi aleyhissalatü vesselam o kadar sert bir şekilde çekti ki hırkası yırtıldı ve hatta hırkanın bir kenarı Resulü aleyhissalatü vesselamın boynuna asılı kaldı diyor. Evet, buna rağmen Resulü aleyhissalatü vesselam bu kişiyi taan etmiyor, yani kötü bir söz söylemiyor ve istediği halde Resulü aleyhissalatü vesselam bu kimseye veriyor. Geldik 129 nolu rivayete. Haddesena Kutebe ibn-i Said. Bize Kutebe ibn-i Said tahdis etti. Haddesena Leysun. Bize Leys tahdis etti. An İbn-i Ebi Müleyke. O da İbn-i Ebi Müleyke'de. An il Misver İbn-i Mahreme. O da Misver İbn-i Mahreme'de. Ennehu kal. O şöyle demiş. Kaseme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ekbiyatin. Velem yu'ti mahreme şey'en. Diyor ki. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam babam mahreme bir şey vermedi. Yani Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir taksimat yapıyordu. Kaftanlar dağıtımını yaparken bunlar da babam mahremeye herhangi bir şey vermedi. Mahreme dedi ki evladım hadi birlikte Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gidelim de babamla birlikte gittik diyor. O bana haydi eve girip Resulullah'a bana çağır dedi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam babam için çağırdım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu giysilerden birisi omuzunda olduğu halde babamın yanına çıkarak geldi. Ve dedi ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben bunu senin için bıraktım dedi Resulullah. Devamında dedi ki misfer babam kaftana bakınca Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki radiye mahreme. Mahreme razı oldu. Yani memnun oldu. Kendisine bu verilen şeyden dolayı diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bir nevi mahreme Resulullah'tan beklentisi olarak gidiyor. Ve istediğini alınca Resulü aleyhissalatü vesselam bunu söylüyor. Yine Misfer bin Mahreme bildiriyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama kaftanlar getirilmişti. Babam mahreme bana haydi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gidelim de belki kaftanlarda bir şeyler bize verir dedi. Oraya varıp da babam kapıda durup konuşunca Resulü Aleyhisselatü Vesselam sesinde onu tanıdı. İçeride yanında bir kaftanla çıktı. Babama ne kadar güzel olduğunu gösteriyor ve şöyle buyuruyordu. Ve huve yekul habbetu hâde leke. Ben bunu senin için saklamıştım. Bunu senin için ayırmıştım dedi Resulullah aleyhissalatü vesselam. Yani ey mahreme ben bunu sana vermem için sana özel olarak ayırdım dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah aleyhissalatü vesselam bizim için en güzel örnektir. Resulullah aleyhissalatü vesselam kendisine işte böyle kabaca sert bir şekilde istemesine rağmen İnsanların isteklerini geri çevirmemiştir ve onları üzebilecek herhangi bir sözde sarf etmemiştir. Allah bizleri ahlak Muhammediye ile ahlaklanmayı muvaffak kılsın. Geldik 45 nolu baba. Babu i'tai men yuhafu ala imanihi. İmanında korkulan kimseye atiye verilmesi babı. Yani İmanında korkulan hani adam kafir olur, İslam'da dönen mürtet olur kaygısına binen yani korkusuna binen o kimseye mal vermek. Niye? Adam İslam güzel bir dindir. Dolayısıyla hani bedavadan işte mal mülk sahibi oluyorum düşüncesiyle bu dinde sebat etmesi için. 131 nolu rivayete geldik. Amir bin Said babasına bildiriyor. Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir grup insana bir şeyler verdi. Dünyalık anlamda mal verdi. Ben de işlerinde oturuyordum diyor.
Ancak Resulullah onların içinde birine vermedi. Aralarında en fazla beğendiğim kişi de oydu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gittim. Gizlice, ey Allah'ın Resulü, neden falanca vermedin? Vallahi onun mümin veya Müslüman olduğunu düşünüyorum. Veya o mümin veya Müslümandır dedim. Sonra biraz suskun kaldığımda o kişi hakkında bildiğim bana baskın geldi ve tekrar gittim. Yani bu say diyor ki bana göre bu güzel bir Müslümandır. Resulullah böyle mal dağıtıyorsa işte bu güzel insanlara, iyi insanlara, iyi müminlere dağıtıyorsa buna da vermesi gerekiyor. Bendeki bu düşünceden dolayı diyor ben tekrar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gittim. Neden filan kimseye vermedin diye sordum. Vallahi ben onun mümin veya Müslüman olduğunu düşünüyorum veya öyle olduğunu biliyorum. Biraz daha susa kaldım. Onun hakkındaki bilgim tekrar bana galebe çaldı. Yine ey Allah Resulü, neden falan kimseye vermedin? Vallahi ben onu mümin veya Müslüman olarak görüyorum dedim. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Başkasını daha fazla sevdiğim halde bir adama ateşe yüzüstü atılmasın diye ihsanda bulunurum dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani birisi benim yanımda daha sevgilidir, daha değerlidir, daha kıymetlidir. Ben ona vermem ama ateşe yüzüstü atılır düşer korkusuyla ben ne yaparım? O sevdiğim kişiyi bırakırım. O işte ateşe düşme korkusu olan kimseye veririm dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis başka isnatlarla da gelmiş. Burada şöyle geçmekte. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam eliyle boynum ve kürek kemiği arasına vurdu ve şöyle buyurdu. Benimle kavga mı edeceksin? Benimle dövüşecek misin? Ey Sa'd, ben bir adama mal veririm dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi arkadaşlar, bu dinin güzelliklerden bir tanesi de insanları ne yapmak? Onlara dünyalık vererek bu dinde sebat etmelerini sağlamaktır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu yapmıştır. Şimdi 46. babda bu daha detaylı olarak önümüze gelecek. 46 nolu baba geldik. Babu el müellefeti kulubuhum alel islami ve tesbiru men kaviye imanuhu. Kalpleri İslam'a ısındıracaklara atiye verilmesi ve imanı güçlü olan kimselerin sabretmeleri, sabırlı davranmaları. Ne demek bu? Biraz açacak olursak şöyle düşünelim. Müslümanlar devletler, yani şeriat devleti kurulmuştur ve Müslümanlara burada gelen işte atiyeler, fey vesaire mallar vardır ki Resulullah'ın döneminde böyle ve bu gelen mallar da insanlara dağıtılıyor. Burada bazı insanlar belki İslam'a girerler veya İslam'a yeni girmiştir adam. Zayıftır Müslümanlığı. Müslümanlığı İslam'ı kavilesin diye, güçlensin diye bu adamı kalbini İslam'a ısındırmak için mal verilir. Ama bir de şöyle düşünelim. Müslümandır, imanı güçlüdür, kaya gibidir. Bu kimseye de güçlü iman sahibi olduğundan dolayı herhangi bir dünyalık verilmemesi. İşte bu kimsenin de sabretmesi. Bak başlığımız böyle. 123 nolu rivayetteyiz. Enes bin Malik anlatıyor. Alemlere Rab olan Allah Huneyn savaşında Resulullah'a fey olarak verdiklerini verdiğinde Allah Resulü de Kureyş'ten bazı kimselere 100'er deve verme başladığında Ensar'da bazıları, yani muhacirlere yardım eden Ensar'dan bazıları Allah Resulü'nü bağışlasın, yani merhamet etsin. O Kureyş'e veriyor da bizleri bırakıyor, bize vermiyor. Halbuki kılıçlarımıza hala Kureyş'in kanları damlamaktadır dediler. Ensar'ın bu sözü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a haber verildi ve ona ulaştı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ensar'a haber gönderip onları deride mi çadır içerisinde topladı. Ensar toplanınca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanlarına gelerek sizin tarafınızda söylenmiş ve bana ulaşan bu şey nedir dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani böyle böyle demişsiniz ve bu bana geldi. Nedir bu? Neyin nesidir dedi. Ensar'ın
Söz sahibi olan kimseler yani yetkilileri, ey Allah Resulü, bizim görüş sahibi olanlarımız hiçbir şeyi söylememişlerdir. Yani yetkili olan kimseler, böyle tabir yerindeyse hatırı sayılan kimseler böyle bir şey dememişlerdir. Yalnız yaşları küçük bazı gençlerimiz, Allah Resulü'nü bağışlasın, o Kureyş'e ihsanda bulunuyor da bizleri bırakıyor. Halbuki bizim kılıçlarımızın kanları, bizim kılıçlarımıza hala Kureyş'in kanı damlıyor demişlerdir. Biz böyle demedik. Bizim aramızda bazı gençler böyle söylemişler. Bazı kimseler. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle dedi. Ben Kureyş'te henüz küfre yakın bulunan bazı kimselere dünyalık veriyorum. Ve bununla onların gönüllerini, kalplerini İslam'a alıştırmaya çalışıyorum. Bu insanlar aldıkları mallarla evlerine giderlerken siz de Allah ve Resulü ile evlerinize dönmenize razı olmaz mısınız? Allah'a yemin ederim ki Resulullah, sizin Resulullah'la Medine'ye dönüp gitmeniz onların ganimetlerle mallarla evlerine gitmelerinden şüphesiz çok daha hayırlıdır buyurdu. Bunun üzerine Ensar, ey Allah Resulü, biz seninle Medine'ye gitmeyi tercih ederiz. Bizler bunu çoktan razı olduk dediler. Resulullah, bilesiniz ki, emin olasınız ki benden sonra yakın bir zamanda başkalarını sizlere üstün tutulmasına şahit olacaksınız. Sizler Allah ve Resulüne kavuşuncaya kadar sabredin ve havuz başında olacağım buyurdu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ensar da hep birlikte bizler sabredeceğiz. Yani senin bu söylediğine karşılık biz sabredeceğiz ve bu hal üzerine Rabbimize kavuşuncaya kadar devam edeceğiz dediler. Kimler dediler? Ensar böyle dediler. Enes bin Malik Allah Resulü Hevazin mallarında fey olarak verdiği zaman yukarıdaki hadisin aynısını aktarıyor. Geldik 133 nolu rivayete. Haddesena Muhammed İbnül Müsenna, bize Muhammed İbnül Müsenna tahsis etti. Ve İbnü Beşşar'ın ve İbnü Beşşar kale İbnül Müsenna, İbnül Müsenna dedi ki haddesena Muhammed İbnü Cafer, bize Muhammed İbnü Cafer tahsis etti. Akbarana Şube, bize Şube haber verdi. Kale semitu Katade, dedi ki ben Katade işittim. Yuhaddisu an Enes İbnü Malik, o Enes İbnü Malik'ten anlatarak şöyle diyordu. Kale cema Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el ensar, diyor ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ensarı topladı. Fekale, dedi ki onlara, efikum ahadun min gayrikum, dedi ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, aranızda size olmayan kimse var mı dedi. Fekale, onlar dediler ki la illa ibnu uhti lena, dediler ki hayır, sadece kız kardeşimizin oğlu yani yeğenimiz var dediler. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki inne ibnu uhtil kavmi minhum. Resulü dedi ki bir yeğen o kavimdedir yani. Yani hani kız kardeşin oğlu onlardan birisidir demek istedi. Fekale dedi ki Allah Resulü inne Kureyşen hadithu ahdi bi cahiliyeti ve musibetin. Dedi ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Kureyş cahiliye gibi bir musibetten yeni çıkmıştır. Ben ganimetlerde onlara vererek onların gönlünü almak ve kendilerini İslam'a sındırmak istiyorum dedi. İnsanlar evlerine dünyalık olanlarla dönerken siz evlerinize Muhammed ile birlikte dönmeye razı olmaz mısınız buyurdu. Eğer bütün insanlar bir vadiye ve Ensar da başka bir yola girecek olsaydı elbette ben Ensar'ın girdiği ve gittiği yola girerim dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Resulullah aleyhissalatü vesselam burada Ensar'ı topluyor ve onların işte böyle Müslümanların kazanmış olduğu ganimetlerde böyle başkalarına dağıtılan mallarla alakalı Resulullah onlara diyor ki, soruyor işte diyor. Yani istemez misiniz sizler? Böyle insanlar işte küfürde yeni çıkmış, cahiliyeni terk etmiş Kureyş'in böyle dünyalıklarla sevinirken siz de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la beraber olmanız bu sizin için memnun edici bir durum değil midir dedi
Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve dedi ki, bütün insanlar bir vadiye, Ensar bir yola girse, ben Ensar'ın girdiği yola girerim. Yani ben onlarla beraberim dedi Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. 134 nolu rivayete geldik. Enes bin Malik dedi ki, Mekke fethedilip Resulullah ganimetleri Kureyş içinde bazı kimselere verince, yani taksim edince, Ensar kılıçlarımızda Kureyş kanı damlarken kazandığımız ganimetlerimizin Kureyş'in ileri gelenlerine verilmesi şüphesiz ki şaşılacak bir durumdur dediler. Bu söz Resulü aleyhissalatü vesselama ulaşınca Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne yaptı? Onları topladı ve size bana bu gelen şey nedir dedi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ensar da yalan söylemez olduklarında evet size ulaşan bu sözleri biz söyledik ey Allah Resulü dediler. Resulullah, insanlar aldıkları dünya mallarıyla evlerine dönüp giderlerken siz de Allah'ın Resulü ile birlikte evlerinize gitmeye razı olmaz mısınız dedi. İnsanlar bir vadiye ya da bir dağa yoluna girseler, Ensar da bir vadi veya bir dağ yoluna girecek olsa ben muhakkak Ensar'ın vadisine ya da Ensar'ı gittiği dağ yoluna giderim dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bizler insan olmamız hasebiyle arkadaşlar ister istemez dünyalıklara, dünya malına karşı bizim zaafımız vardır. Bu inkar edilemeyecek olan bir durumdur. Şimdi ilk dönem Müslümanlar, Ensar ve Muhacir. Şimdi Ensar Allah'ın dinine yardım eden kimseler olması münasebetiyle ne yapmışlardır? Müslümanlar Medine'ye hicret edip de şeriat devleti, İslam devleti kurulup da ganimet malları gelince Resulullah tabii ki insanın da kabul edeceği şey önce bu kimselere, Allah'ın dinine yardım eden kimselere vermesi gerekiyordu. Ama Resulullah gelen malları bunlara değil de Kureyş'in ileri gelen kimselerine veriyor. Doğal olarak bu da Ensar'ı ne yapıyor? Rahatsız ediyor. Yani diyorlar ki şuna bak, biz Allah'ın dini için savaşmışız. Allah'ın dini yüce olması için savaşmışız. Ama bizimle savaşan Kureyşlere bugün bizim Allah uğruna savaşıp da kazandığımız mallar veriliyor. Bu nasıl böyle bir şey olabilir dediler. Bunun üzerine Resulü aleyhissalatü vesselam Ensar'ın tamamını topladı. Ve onlara dedi ki Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem, İnsanlar yani Kureyşler zaten kalpleri İslam'a sınsın diye bu mallar onlara verilmiş. Onlar bu dünyalıklarla ayrılıp giderlerken evlerine, barklarına siz Allah'ın Resulü'yle beraber olup onunla beraber olmaya memnun olmaz mısınız dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe de yani Ensar da bu durumda memnun olduklarını ve neticede Resulullah'la birlikte olduklarını ikrar ediyorlar. Geldik 135 nolu rivayete. Enes bin Malik anlatıyor. Huneyn gününde Hevazin, Gatafan ve diğer birçok kabileler develeri, çocuk ve kadınlarla birlikte savaş meydanına yönelip geldiler. Resulullah'ın yanında ise 10 bin Allah yolunda cihat eden ve ayrıca Mekke'de yeni Müslüman olup onlara katılanlar vardı. Savaş başlayınca bunlar Resulullah'ın yanında geri dönüp kaçtılar. Hatta Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yalnız kaldı veya az bir toplulukla kaldı. Bu durum üzerine Allah Resulü o gün aralarına başka bir söz karıştırmaksızın arka arka iki defa önce sağ tarafına dönerek "Ey Ensar topluluğu!" diye bağırdı. "Ensar emrine amadeyiz." Yani lebbeyk buyur ey Allah'ın Resulü. "Müjdelenip sevinin. Biz senin yanındayız." dediler. Daha sonra Resulullah sol tarafına dönerek yine aynı şekilde "Ey Ensar topluluğu!" diye çağırınca Ensar yine "Emrindeyiz ey Allah'ın Resulü!" deyip "Müjdelenip sevin. Biz senin yanındayız." dediler. Resulullah bu sırada beyaz bir katır üzerindeydi. Hemen katırda indi ve "Ben Allah'ın Resulüyüm." Akibinde yani hemen akabinde müşrikler bozguna uğradılar. Yani müşrikler kuşatmaya girişmişlerken bu durumda müşrikler bozguna uğradılar. Resulullah o gün pek çok ganimetler elde etti bu savaşta. Sonra bu ganimetleri
Muhacir ve Mekke'de katılan öncüler arasında dağıttı. Bu ganimetlerde Ensar'a bir şey vermedi. Bunun üzerine Ensar'da bazı kimseler, savaş gibi çetin bir iş olduğu zaman bizler çağrılıyoruz. Yani zor işler olduğu zaman bizler çağırıyoruz. Fakat ganimet bizden başkalarına veriliyor diye söylendiler. Bu sözler Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşınca Allah'ın Resulü Ensar'ı bir çadır içerisine toplayıp, "Ey Ensar topluluğu, sizlerden bana ulaşan bu söz nedir?" diye sorunca Ensar sustu. Bunun üzerine Resulullah, "Ey Ensar topluluğu, insanlar aldıkları dünyalıklarıyla, mallarıyla giderken siz de kendisine sahip olarak Allah'ın Resulü ile evlerinize dönüp gitmenize memnun olmaz mısınız?" buyurdu. Ensar hep bir de "Elbette ki biz razı oluruz" dediler. Bunun üzerine Resulullah, "Şayet insanlar bir vadiye gitseler, Ensar da bir dağa yönelip girmiş olsa, ben elbette Ensar'ın dağ yolunu tutar giderim" dedi Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Evet arkadaşlar, burada gördüğümüz gibi kalplerini İslam'a ısındırmak için insanlara mallar veriliyor. Ve bu da tabii ki Ensar'ı ne yapıyor? Bu da Ensar'ı yaralıyor. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu durumda haberdar olunca Ensar'ı davet ediyor ve onlara meselenin mahiyetini söyleyince Ensar Allah'ın Resulüne razı olduklarını ifade ederek ne yapıyorlar? Bu durumda memnuniyetlerini ve rızalarını ifade ediyorlar. Geldik 136 nolu rivayete. Enes bin Malik yine anlatıyor. Mekke'nin fethinden sonra Huneyn Savaşı'na çıkmıştık diyor. Müşrikler o güne kadar gördüğüm en güzel saf düzeniyle gelmiştiler. Yani daha düzgün bir ordu kurmuşlardı. Önde süvariler, sonra da piyadeler saf tutmuşlardı. Onların arkasında kadınlar dizilmişti. Kadınlardan sonra da koyunlar, koyunların ardında da hayvanlar dizilmişti. Bizler de çok kalabalık idik. Sayımız 6000'e ulaşmıştı. Bizim süvarilerin yan komutanı Halid bin Velid idi. Savaş başladığında bizim süvariler arkamıza sığındılar. Çok geçmeden bizim süvariler dağıldı. Bedeviler ve tanıdığımız başka kimseler kaçıp gittiler. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, "Ey muhacirler, ey muhacirler, ey ensar, ey ensar" diye seslendi. Ravi diyor ki bundan sonra Enes amcalarından naklen şöyle aktarır. Allah Resulü'nün sesini duyunca "Lebbek" dedik, yani "Emne amadeyiz ey Allah Resulü." Allah Resulü de önümüze geçti ve Allah'a yemin olsun ki dedi. Daha biz müşriklerin yanına gelmeden Allah onları hezimete uğrattı. Biz de onların bıraktığı bu malları aldık ve Taif'e gittik. Onları 40 gün kuşatma altında tuttuk, sonra da Mekke'ye dönüp orada konakladık. Allah'ın Resulü her bir kişiye 100 deve vermeye başladı. Hadisin devamı yukarıdakinin aynısı. Yani ne oldu? Ensar bu durumla karşılaşınca bu durumda razı olmadıklarını ifade ettiler. 137 numaralı rivayete geldik. Rafi bin Hadis der ki Resulullah Ebu Süfyan bin Harp, Safvan bin Umeyye, Huyeyne bin Hins ve Akra bin Habis her birine 100'er deve verdi. Abbas bin Midras'a ise bundan daha az verdi. Bunun üzerine Abbas bin Midras dedi ki, benim ve atım Ubeyd'in payını Huyeyne ve Akra arkasından mı paylaştırıyorsun? Arasından mı paylaştırıyorsun? Oysa ne Bedir Huyeyne ne de Habis bu toplumdan Midras'tan daha üstün değillerdir. Yani Mirdas bunlardan daha üstündür. Ben onlardan daha değersiz biri de değilim. Ve bugün senin alçattığın kişi artık bir daha yükselmez dedi. Böyle bir şiir okudu. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun payını da 100 deveye tamamladı. Tabi bu kendisine bu mallarda pay verilen kimseler hepsi de Kureyş'in önde gelenleri. Ebu Süfyan bin Harp Kureyş'in komutanını yapmıştır, yani önde gelen müşriklerdendir. Safvan bin Umeyye hakeza, Uyene bin Hins hakeza, Akra bin Habis hakeza. Bunların hepsi Resulullah'a
ve Allah'ın dinine düşmanlık hususunda önde gelen kimselerdir. Ama buna rağmen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu kimselerin kalplerini İslam'a ısındırmak için onlara ihsanda bulunuyor ki bu kimseler gerçekten Allah zengindir ve Müslüman olmanın büyük bir şey olduğunu anlayabilmeleri için kendilerine böyle muamelede bulunulmuştur. Tabi bunun olabilmesi için İslam devleti olması şarttır ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu yapmıştır. Bu hadis başka isnatlarla da gelmiştir. Yine hakeza başka bir isnatla da hadisin benzeri gelmiştir. Geldik 139 nolu rivayete. Abdullah bin Zeyd'in bildirdiğine göre Resulullah Huneyn'i fethedip, yani Huneyn savaşı bitip de Huneyn'i fethedip de ganimetler taksim ettiğinde kalpleri İslam'a alıştırılan kimselere atiyeler verdi, yani mal verdi. Daha sonra Ensar'da diğer insanların nail oldukları paylara nail olmak istedikleri haberi Resulullah'a ulaştı. Yani Ensar haklı olarak dedi ki, yani bu kimselere bu mallar veriliyorsa tabi aynı şeyler bize de verilmesi lazım dediler. Bu durum Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ulaştı. Bunun üzerine Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ayağa kalktı. Hamdele ve salvelerden sonra şöyle hitap etti. Yani Allah hamd Nebisine salatü vesselamdan sonra, ey Ensar topluluğu, ben sizleri yolunu şaşırmış sapıklar halinde bulup da benim dalaletimle Allah sizleri doğru yoluna hidayet etmedi mi? Ben sizleri fakir bulup da benim sayemde Allah sizleri zengin kılmadı mı? Sizleri darmadağın birbirimize düşmüş düşman olduğunuz halde benim sayemde Allah sizleri birleştirmedi mi? Resulullah bu soruları sordukça onlar Allah'ın ve Resulünün nimet ve minneti en büyüktür diye karşılık veriyordular. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana cevap veremezsiniz buyurdu. Onlar Allah ve Resulünün ihsanı en büyüktür dediler. Resulullah, ey Ensar topluluğu, eğer siz isteseydiniz benim bu sorularıma şunu şunu söyler veya şu şu işler oldu diye cevap verebilirdiniz dedi. Ravi Amr, Resulullah birçok şeyler saydığını ve kendisinin de bunları ezberleyemediğini söyledi. Yani bu şeylerin saydıklarında birçok şeyler vardı ama birçoklarını ezberleyemediğini söylüyor. Resulullah şöyle devam etti. İnsanlar aldıkları davarlarla, develerle giderlerken siz de Allah ve Resulü'yle beraber yurtlarınıza dönmenizde memnun olmaz mısınız? Ensar iç çamaşırlarında, diğer insanlar ise dış giysilerdendir dedi. Eğer hicret şerefi olmasaydı mutlaka Ensar'da bir fert olmak isterdim. İnsanlar bir vadiye ve bir dağ yoluna gitseler ben muhakkak Ensar'ın vadisine ve dağ yoluna girerdim. Şüphesiz sizler benden sonra başkalarının size üstün tutulması ve başkalarının size tercih edilmesine şahit olacaksınız. Havuz başında bana kavuşmanız için sabretmenizi size bildiririm dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani benim vefatımdan sonra sizler böyle başkaları sizlere tercih edildiğini ve işte başkaları yükseklerde tutulduğunu sizin de bu değeri görmenize şahit edeceksiniz. Ama havzın başına gelinceye kadar, yani orada buluşuncaya kadar ki havz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a verilmiş olan bir nimettir. Yani orada buluşuncaya kadar İslam üzerine sabretmeniz gerekiyor dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. 140 nolu rivayete geldik. Abdullah bin Mesud diyor ki Huneyn günü olup bitince Resulullah ganimet taksiminde bazı insanlara fazla mal vermek suretiyle ne yaptı? Özel bir hususiyette bulundu. Akra bin Habise 100 deve verdi. Uyeyne'ye bunun kadarını verdi. Arap eşrafı, yani soylularında bazı insanlara da bu suretle 100 deve verdi. Bu Arap eşrafı o gün ganimet hususunda başkalarına tercih etmişti. Bir adam bu taksime itirazla vallahi dedi ki bu taksim muhakkak ki kendisinde adalet gözetilmeyen ve kendisiyle Allah rızası gözetilmeyen bir dağılımdır dedi. Yani bir adam buna şahit oluyor, diyor ki bu nasıl bir yani taksimat, yani nasıl mal veriliyor yani. Zengine veriliyor, fakire verilmiyor dedi. Bunda dedi ki adalet yoktur dedi. Diyor. Ben de
Abdullah bin Mesud diyor, vallahi bu sözü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a muhakkak haber vereceğim. Yani bu adam böyle konuşurken Abdullah bin Mesud bunu diyor ve diyor ki ben gidip bu sözü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a haber vereceğim diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a giderek o adamın dediğini kendisine haber verdim. Resulullah'ın yüzü değişti. Hatta kırmızı boya gibi oldu. Sonra Allah ve Resulü adalet göstermezse artık kim adaletli olacak dedi. Sonra da Allah Musa'ya rahmet etsin. O bundan daha çok sözlerle, yani bundan daha büyük sözlerle rahatsız edildi de o sabretti. Ben de yani Resulullah'ın bu halle karşılaşınca diyor Abdullah bin Mesud, kendi kendime dedim ki artık bir zaman, hiçbir zaman için bir daha Resulullah'a söz getirmeyeceğim dedim. Diyor Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh. Bu babın son hadisini aktaralım ve bu akşamki konuyu bitirelim. Çünkü haftaki konumuz daha önemli. Babu zikrul havarici ve sıfatim, hariciler ve onların sıfatları yani özellikleri. 141 onu rivayetteyiz. Abdullah bin Mesud dedi ki Resulullah bir taksimat yapmıştı, yani insanlara mal dağıtmıştı. Bir adam şüphesiz kendisine adalet gözetilmeyen ve kendisiyle Allah'ın rızası kast olunmayan bir dağıtımdır dedi. Ben de Resul'a gelerek bunu kendisine yavaşça haber verdim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunda şiddetle öfkelendi. Yüzü kıpkırmızı, hatta ben keşke bunu ona söylemezdim diye temennide bulundum. Sonra Resulullah Allah Musa kardeşime, yani Musa Aleyhisselam'a rahmet etsin, o da fazlasıyla imtihan olmuştu, yani karşılaşmıştı da o bu hale sabretmiştir dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Toparlayacak olursak, İslam hukukunda bir mesele de arkadaşlar, var olan hususlardan bir tanesi de yeni İslam'a girmiş olan kimselere veya İslam'a girmek üzere olan kimselere ne yapmak? Onların kalplerini İslam'a ısındırmak için onlara mal vermek, onlara dünyalık vermek ki böylece İslam üzere devam etsinler, kalpleri İslam'a ısınsın veya Müslüman olacaklarsa İslam'a girsin diye onlara mal verilir. Bu bapta da gördüğümüz budur. Aziz ve celil olan Allah öğrendiklerimizi amel etmeye bizlere muvaffak kılsın. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.